Şimdi gelelim telefonun arayüz sorunlarına. Burada gerçekten öyle sıkıntılardan bahsedeceğim ki şaşıracaksınız. Yani sırf bu arayüz sorunlarından dolayı bu telefonun fiyatı düşük. Bunu net bir şekilde söyleyeyim öncelikle. Herkese selamlar, Tahir El Koca ben, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda 10 aydır kullandığım biricik telefonum, resmen elim ayağım olan Meizu X8 hakkında detaylı görüşlerimi paylaşacağım. Dediğim gibi bu telefonu 10 aydır kullanıyorum ve neredeyse her işim için kullanıyorum. Yani bu çektiğim YouTube videolarının neredeyse hepsini Meizu X8 ile çekiyorum. Yeri geliyor, çok fazla olmasa da oyun oynuyorum. Bazen küçük çaplı videolar düzenliyorum. Yani anlayacağınız neredeyse her işimi bu telefonla yapıyorum. Ve bu videoda çok fazla teknik özellik vermeden sadece kendi yorumlarımdan bahsedeceğim size. Telefonu zaten ilk aldığım zamanlar böyle bir hevesle hem inceleme hem kutu açılışı hem oyun performansı hakkında çok fazla video çekmiştim kanalımda. Hatta en son yeter artık atmayayım diye kendimi şartlamıştım ama artık 10 ay oldu, çok fazla kullandım. Ve fiyatı da bazen düşüyor bazen çıkıyor. Çok fazla soru geliyor onun hakkında. Ben de dedim ki madem 10 aydır kullanıyorum ve hala almak isteyen birçok izleyicim var, o zaman bu şekilde bir kullanıcı yorum videosu paylaşayım. Neredeyse hiç teknik özellik vermeyeceğim. Sadece siz bu telefonu alırsanız benim gibi neler yaşayacaksınız? Muhtemelen ne gibi performans yakalayacaksınız bu telefonla? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak Meizu X8'in fiyatından bahsetmek istiyorum. Ben bu telefonu 1600 liraya almıştım. Evet, bu size biraz üzücü gelebilir çünkü şu anda ne yazık ki 1900 liralık bir fiyat etiketine sahip. Yanlış hatırlamıyorsam bundan bir sene önce zaten 2000 liraya satılıyordu bu telefon. Sonrasında indirimlerle 1800, 1700, 1600 derken tam 1300 liraya kadar düştü. Ve ben 1300 liraya düşmeden önce aldım ne yazık ki. Yani ben aldım, birkaç ay sonra 1300 liraya düştü. Ve çok yakın bir zamana kadar 1300 liraya satılmaya devam ediyordu. Gerçekten şaka gibi bir fiyatı vardı yani. Bu telefonun 1300 liraya satılması çok olağanüstü bir durumdu benim için. Çünkü içindeki işlemci olsun, kamerası olsun, ne bileyim, her özelliği gerçekten 2000 liralık telefonlara rakip olabilecek düzeyde. Yani keşke 1300 liraya satılmaya devam etse ve gerçekten uygun fiyatlı telefon arayan herkese bu telefonu önerebilsem. Ama şu anda ne yazık ki internette 1900 liralara bulunabiliyor. Ve açıklama ve yorum kısmına da satış linklerini koyacağım. Güncel olarak fiyatını da takip edebilirsiniz o linkler üzerinden. Muhtemelen siz bu videoyu izlerken fiyatı yine değişmiş olacak. Çünkü sürekli değişiyor zaten. Şimdi fiyat durumu bu şekilde. Dilerseniz gelin telefonun tasarımı hakkında ne gibi şeyler yaşıyorum. Yani telefonu günlük hayatta kullanırken bana nasıl bir kullanım hissi yaratıyor? Onlardan bahsedeyim. Telefona şöyle karşıdan baktığınız zaman bence çok kibar bir tasarımı var. Yani çerçeveleri çok ince mi derseniz, hayır tabii ki çok ince değil. Yani günümüzde çıkan bu son telefonlar gibi ne yazık ki incecik bir çerçevesi bulunmuyor. Ama genel anlamda çok zarif, çok şık bir tasarımı olduğunu düşünüyorum ben. Örneğin üstündeki çanteye baktığımız zaman çok güzel bir tasarım görüyorum ben. Ben bundan önce Xiaomi Mi 8 Lite kullanıyordum. O biraz daha ince uzun bir telefondu ve çantayı hani böyle ekranın içine çok fazla giriyordu. Yani ben o telefonu yorumlarken hep şunu diyordum. Sanki çentik ekranı büyütmek için değil de ekranı küçültmek için konmuş gibiydi. Ve bu benim hoşuma gitmiyordu. Bu telefonda tam tersi incecik bir çentik bulunuyor. Bu çenteye de ahizeyi ve ön kamerayı yerleştirmişler. Aynı zamanda bildirim ledi ve farklı sensörler de bulunuyor. Telefonun arkasına baktığımız zaman en üstte flaşı görüyoruz. Altında iki kamera, altında da parmak izi sensörü bulunuyor. Açıkçası telefonun arka tasarımını da ben çok beğeniyorum. Örneğin şu anda çekim yaptığım Huawei P20 Lite cihazı veya bahsettiğim Mi 8 Lite cihazı veya son çıkan neredeyse tüm telefonların tasarımı birbirine çok benziyor. Ortada bir parmak izi ya da parmak izi ekranda oluyor ve şu sol üst tarafta genelde 3-4 tane kamera oluyor. Altlarında bir LED flash vesaire. Yani hep bu şekilde bir tasarımları oluyor. Bunun dışında telefonun üst kısmında bir kulaklık girişi bulunuyor. Ben aynı zamanda YouTube'a içeriklerimi bu telefonla çektiğim için mikrofon girişi görevi de görüyor benim için. Ekstra bir dönüştürücüye ihtiyaç bırakmaması benim için güzel bir tasarım özelliği. Telefonun alt kısmına baktığımız zaman iki tane ızgara görüyoruz. Ancak bunlardan yalnızca bir tanesi hoparlör. Diğeri tamamen süs amaçlı, simetri amaçlı konmuş. Ortasında da bir tane Type-C şarj yuvası bulunuyor. Sol tarafta sim kart ve hafıza kart takmamıza yarayan yuva bulunuyor. Sağ tarafında ise ses kısmı, açma ve kilit tuşu bulunuyor. Ve ek olarak tasarımda en beğendiğim yanı
kesinlikle hafifliği. Yani bu telefon gerçekten çok hafif. Bundan önce kullandığım Mi 8 Lite'ı bu telefonu aldığım zaman abime vermiştim. Şu an o kullanıyor. Bazen hani mesela o telefonu elime alıyorum. İkisini aynı anda elimle böyle tartıyorum. Gerçekten ne kadar hafif bir cihaz kullandığımı fark ediyorum. Hafif bir cihaz kullanmak benim için önemli. Çünkü sürekli cebimde taşıyorum ya da elimde kullanıyorum. Yani bu telefon sürekli benimle oluyor. Ve ağır bir telefon kullanmak çok hoşuma gitmiyor. Bu açıdan hafif olması benim için çok önemli bir özellik. Evet, telefon hafif ve kibar, ancak bunun da bir dezavantajı var. Telefon çok dayanıksız. Yani neye göre dayanıksız derseniz eğer, fotoğraflarını zaten şu an ekrana yansıtıyor olurum. Telefonun her yeri çizilmeye çok müsait. Zaten herhangi bir koruması yok. Ne önünün, ne arkasının, ne de çerçevelerinin. Gerçekten çok fazla soyuluyor çerçeveleri. Ekranı da çok fazla çiziliyor. Burada tabii benim de biraz hatam var. Bu hatamdan yola çıkarak size de bir tavsiyede bulunayım. Bu telefonu kullanırsanız eğer mutlaka bir koruyucu cam takın. Yani ekran jelatini veya kırılmaz cam ve ekstradan mutlaka bir kılıf kullanın. Çünkü telefon çok dayanıksız. Yani uzun süreli kullanmak istiyorsanız mutlaka korumalı bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Ben korumasız kullandığım için biraz pişmanım açıkçası. Ama dediğim gibi hafif ve kibar bir telefon kullanmak istediğim için kılıf taktığım zaman bu telefon amacı dışına çıkıyor benim gözümde. O yüzden hala takmak istemiyorum. Ama siz uzun süreli kullanmak istiyorsanız mutlaka bir kılıfla kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yani sonuç olarak tasarım konusundaki tek kötü yanı çok dayanıksız. Bu da aslında önemli bir durum. Bunu da göze alarak almanızı tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim telefonun pilinden bahsetmeye. Telefonun pilinden genel anlamda memnunum. Ekran görüntülerini videoya yerleştireceğim. Ben de şurada notlarımdan bir göz atayım. Telefonu 30 Mayıs Cumartesi günü saat 20.46'da %100 şarjdayken kullanmaya başladım. Ve 30 Mayıs Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı devam ediyordu. Yani bir sonraki güne kadar evden çıkmayacağım için telefonu çok fazla kullanıyordum. Bütün bunlara rağmen telefon bir sonraki gün, yani 31 Mayıs Pazar günü saat 23.11'e kadar şarjı dayandı. Ve yaklaşık bir gün 2 saat, yani 26 saat sonra telefonun %2 şarjı kaldı. Hani olur da siz çok oyun oynayan biriyseniz muhtemelen bu pil ömrü bir 4-5 saat kadar daha kısalacak. Oynadığınız oyunun süresine veya işte pil tüketimine bağlı olarak daha düşecektir. Ama burada benim tüm gün evde olduğumu ve telefonu da tüm gün kullandığımı da göz ardı etmemek gerekiyor. Bu şartlara rağmen beni bir gün idare edebildiğine göre bence bu telefonun pili yeterince iyi. Evet, pil konusunda böylece anlatmış olayım. Bu arada sağ tarafa daha önce çektiğim oyun pil testi videosunu da bırakacağım. Eğer detaylı bir şekilde göz atmak isterseniz o videoyu izleyebilirsiniz. Yani bir 10-15 dakika PUBG oynayıp ne kadar pil harcadığını o videoda aktarmıştım. Şimdi telefonun pil durumu bu şekildeydi. Dilerseniz gelin donanım konusunda bu telefon bana neler yaşattı, nasıl bir performans alıyorum ondan bahsedeyim. Genel olarak çok fazla oyun oynayan birisi değilim. Ama tabii ki size aktarabilmek için bu telefona farklı oyunlar indirdim. Farklı oyunlardaki performansını test ettim. Örneğin PUBG gibi yüksek boyutlu ve performans gerektiren oyunları açtığım zaman telefon otomatik olarak yüksek ayarlarda açıyor oyunu ve herhangi bir kasma yaşatmıyor. Oyunu uzun süreli kullandığım da oldu. Yani bir saatten fazla oynadığım zaman bile telefonda en ufak bir ısınma yaşamadım. Yani bu telefonu eğer oyun oynamak için alıyorsanız neredeyse her oyunu yüksek ayarlarda sıfır kasmayla oynayabilirsiniz. Bunun garantisini veriyorum. Çünkü içindeki işlemci gayet güçlü bir işlemci. Şu an piyasadaki tüm oyunları rahatça oynatır. Bunlar dışında telefonla ufak çaplı video düzenlemeleri yapıyorum ve onların renderını alıyorum telefonda. Örneğin InShot veya KineMaster gibi video düzenleme uygulamaları kullanıyorum. Yani hiçbir şekilde kasma, donma veya işte yavaşlama gibi sorunlar yaşatmıyor. Ufak çaplı video düzenlemelerini de rahatça halledebiliyorum telefonumdan. Sadece arayüzü ile ilgili çok fazla sıkıntılarım var. Onları zaten videonun en sonuna saklıyorum. Kasma, donma falan yok diyorum ama arayüzle ilgili farklı sıkıntılar var. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi benim için neredeyse en önemli konu olan kameraya gelelim. Eminim sizlerden de izleyenler arasında birçok insan kameraya çok fazla önem veriyordur. Çünkü gerek günlük kişisel kullanım için, gerekse böyle YouTube gibi platformlarda içerikler oluşturmak için kamera çok önemli oluyor. Hepimizin bir fotoğraf makinesi veya video kamera almak için yeterli bütçesi olmuyor ve telefonumuzla bu işleri yapmak istiyoruz. Peki bu telefonla nasıl işler yapılıyor derseniz eğer, ben bu telefonun kamerasını çok beğeniyorum. Telefon güzel ışıkta çok güzel videolar, fotoğraflar çekiyor. Ondan yana hiç sıkıntı yok. Sadece ışığı iyi ayarlamanız gerekiyor. Telefonda 2 tane arka kamera ve 1 tane ön kamera bulunuyor. Ön kamerası hakkında şöyle bir eleştirim var. Gerçekten insanı çok yapay bir şekilde çekiyor. Farklı telefonlarla karşılaştırdığım zaman renkleri biraz abarttığını görebiliyorum. Arka kameralarında bu kadar bariz bir sıkıntı yok. Yine olduğundan biraz daha parlak ve beyaz çekiyor ama
Onun dışında ben çok beğeniyorum arka kamerasını. Hani gerek güzel ışıkta, gerek fotoğraf çekmek, gerek video çekmek konusunda beni hiç yarı yolda bırakmadı. Her türlü işimi görüyor. Ama Android cihazların birçoğunda olan bir sorun bu telefonda da var. Instagram'da gerçekten berbat görüntüler çekiyor. Yani telefonun kendi kamerasıyla bir fotoğraf çekiyorum. Sonra gidiyorum bir de Instagram'da aynı fotoğrafı çekiyorum. Aradaki fark ciddi anlamda dağlar kadar. Instagram'da çektiğim fotoğraflar çok kötü. Yani Instagram'da paylaştığım hiçbir hikayeyi Instagram kamerasından çekmiyorum çünkü çok kötü paylaşıyor. Eğer Instagram'da çok fazla paylaşım yapıyorsanız bu telefonu kesinlikle önermiyorum. Çünkü sosyal medya kullanımı için çok güzel değil maalesef. Kamerası o konuda bayağı sınıfta kalıyor. Evet, bu sıkıntı neredeyse tüm Android telefonlarda var. Xiaomi'de de çok fazla yaşıyordum bu sıkıntıyı. Ama bu telefonda biraz daha fazla var. Ve kamera konusunda çok ufak bir eleştiri yapmak istiyorum. Bunun kamerayla değil aslında arayüzle alakası var. Yani yazılımla alakası var. Şu an neredeyse bütün telefonların, piyasadaki bütün cihazların ön kamerasında bir yazılımsal flash desteği vardır. Örneğin ön kamerayla fotoğrafınızı çekiyorsunuz ve karanlık bir ortamdasınız. Fotoğrafı çekerken telefon ekranını aydınlatıyor. O aydınlığın etkisiyle fotoğrafınızı daha aydınlık bir şekilde çekebiliyor ön kamera. Evet, bu telefonda o özellik bulunmuyor. Yani telefonun kendi kamerasına girdiğiniz zaman ön kamerasında böyle herhangi bir flash desteği bulunmuyor. Yani bu özellik çok eski bir şey aslında. Yani bundan 5 sene önce aldığım LG G3 Beat telefonunda bile o özellik vardı. Ön kameradan fotoğrafımı çekerken ortam karanlıksa flaşı açıyordum ve ekranı aydınlatarak benim yüzümü aydınlatıyordu ve bu şekilde bir selfie çekebiliyordum. Bu telefonda bu özellik bulunmuyor. Bu da arayüzle ilgili bir sıkıntı ama burada özellikle söylemek istedim. Evet, telefonun kamerası hakkında da görüşlerim bu şekilde. Şimdi gelelim telefonun arayüz sorunlarına. Burada gerçekten öyle sıkıntılardan bahsedeceğim ki şaşıracaksınız. Yani sırf bu arayüz sorunlarından dolayı bu telefonun fiyatı düşük. Bunu net bir şekilde söyleyeyim öncelikle. Çünkü mevzu, çok güzel bir cihaz üretiyor, çok güzel donanım diziyor telefona. Ama yazılım konusunda berbat bir firma. Güncelleme konusunda berbat. Örneğin en basitinden bir telefonun pil yüzdesi neden bildirim çubuğunda gözükmez? Yani daha doğrusu durum çubuğunda neden gözükmez? Düşünsenize, telefonu kullanıyorsunuz ve pil yüzdesini görmek için bildirim panelini aşağı indirmeniz gerekiyor. Normal ekrandayken sağ üstte pil yüzdesini görmeniz mümkün değil. Bunu ufak bir sorun olarak görebiliriz. Pil yüzdesine bakmak istediğim zaman bildirim panelini indiririm. Bunda sıkıntı yok. Ama asıl saçmalık telefonu yan kullanırken. Örneğin oyun oynuyorsunuz, video izliyorsunuz veya farklı herhangi bir amaç için yatay modda kullanıyorsunuz telefonu. Telefonun pil yüzdesini hiçbir şekilde göremiyorsunuz. Ne sağ üstte durum çubuğunda ne de bildirim panelini indirdiğinizde pil yüzdesini görmeniz mümkün değil. Ya bunu özellikle bastıra bastıra söylüyorum çünkü çok saçma bir durum. Yani bunun telefonun ucuz olmasıyla da alakası yok. Çok ufak bir yazılımsal bir şey. Bunu eklemek bu kadar zor olmamalı. Ama adamlar uğraşmıyor, güncelleme vermiyor telefona ve bu tarz saçma sapan sıkıntılar oluyor. Veya telefonun en yaygın ikinci sıkıntısı, uygulamalardan çoğu zaman bildirim gelmiyor. Yani bildiğiniz telefonun ayarlarına giriyorsunuz ve uygulamanın bildirimlerini aktif hale getiriyorsunuz. Buna rağmen uygulama kapalıyken asla bildirim gelmiyor. Ben bunu en çok Twitter'da yaşıyorum. Instagram'da bazen yaşıyorum ama Twitter'da sürekli aynı durumu yaşıyorum. Yani uygulamayı kapattım ya, arka plana attım ya, herhangi bir bildirim bana gelmiyor. Ne mesaj ne de farklı bir bildirim. Telefonda gözükmüyor. Böyle saçma sapan bir durum var. Gerçekten çok can sıkıcı bir durum. Bunun dışında mevzunun bütün cihazlarına gelen aynı eleştiriyi ben de yapacağım. Arkadaşlar, bu telefonlar güncelleme almıyor. Yani şaka gibi gerçekten. Yani bu kadar güzel telefonlar üretiyorsun. Sadece X8 için söylemiyorum. Mevzu 16 veya 16. gibi çok güzel telefonlar var. Yakında çıkacak olan farklı, çok beklentimin yüksek olduğu telefonlar da var. Ama mevzu bu telefonlara güncelleme vermiyor. Yani gerçekten şaka gibi ama bu telefonda hala Android 8.1 sürümü bulunuyor. Ve hala bir güncelleme gelmiyor. Geçen haftalarda bir haber yayıldı. Mevzu bu telefona bir güncelleme atacağını söyledi. Android sürümünü de güncelleyecekmiş. Ama hala ne yazık ki bir güncelleme gelmedi. Umarım önümüzdeki zamanlarda gelecektir. Ama ne zaman gelir bunun hakkında hiç net bir bilgi yayılmadı henüz. Bu güncelleme geldiği zaman umarım ki telefondaki diğer tüm saçmalıklar değişir. Android sürümünü de yükseltirler. Ve işte o zaman telefon gerçekten alınabilir bir telefona dönüşür. Şimdi son olarak telefon hakkındaki genel yorumuma gelecek olursak. Telefon çok güzel. Donanım açısından kamerası olsun, işlemcisi olsun veya pili olsun. Çok güzel bir telefon.
Ama içindeki yazılımsal sıkıntılar ne yazık ki bu donanımın güzelliğini çok fazla gölgeliyor. Meizu'nun Flyme arayüzü değil de Xiaomi'nin MIUI arayüzü olsaydı bu telefon gerçekten çok daha değerli olurdu. Ama benim gibi kullanıcılar şu an bu telefonu tavsiye etmekte biraz çekiniyor. Çünkü arayüz sıkıntılarını herkes tahammül edemez. Yani benim için çok fazla sorun teşkil etmiyor. Aslında ediyor ama ben kendimi teselli ediyorum. Hani uygun fiyatlı, ucuz telefon, işte diğer özellikleri güzel, şöyle böyle derken benim için çok fazla sorun olmuyor. Ama sizin için sorun olacaksa kesinlikle önermiyorum. Yani ben stabil telefon istiyorum. Hiçbir sorun yaşatmasın, hiçbir sıkıntı yaşatmasın bana. Uzun süreli kullanayım diyorsanız bu telefonu önermiyorum. Ama yok, benim için çok önemli değil. Ufak tefek sıkıntılar benim kafamı karıştırmaz. Çok uzun süre kullanmasam da olur. Alayım, kullanayım, sonra satarım, başka bir şey alırım düşüncesinde biriyseniz bu telefonu tavsiye ederim. Ben genel anlamda memnunum. Videonun başından beri anlattığım bu tüm durumlar sizin kişisel kullanımınız için size uyuyorsa telefonu alabilirsiniz. Ama bahsettiğim sorunlar sizi çok rahatsız edecekse tabii ki almanızı tavsiye etmiyorum. Yani genel olarak Meizu X8 hakkındaki görüşlerim, yorumlarım bu şekilde. Umarım işinize yarayan bir içerik olmuştur. Eğer almayı düşünüyorsanız, bu telefon ilginizi çekiyorsa umarım iyice anlatabilmişimdir size. Kafanızdaki tüm soru işaretlerini cevaplandırabilmişimdir. Eğer içerik hoşunuza gittiyse ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Siz de görüşlerinizi yorum kısmına mutlaka yazın. Yani bu telefonu nasıl buldunuz? Fiyatına göre iyi mi? Yoksa bahsettiğim sorunlardan dolayı bu telefon asla alınmaz mı? Görüşlerinizi çok merak ediyorum. Bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olalım. Bir başka videoda görüşmek üzere.